başlayalım. Türk Kara Kuvvetleri dünyadaki en saygın ordular arasında. Görevleri Türk kara sahasını her şekilde korumak. İlk günden beri profesyonel olan bu kuruluş yüzümüzü hiç kara çıkarmadı. Fakat yine hava kuvvetlerinde olduğu gibi görevlerini en iyi şekilde yapmaları için dünyadaki modern askeri ekipmanlara ihtiyaç duymaktalar. Şimdilerde bu ekipmanların çoğunu biz yapıyoruz. Gerek zırhlı araç, gerek silahlar. Tabii biri hariç, o da tanklarımız. Kabaca hesaplarsak envanterimizde günümüze uygun olan 500'den fazla tankımız yok. Geri kalan kısım kaba şekilde 600'den fazla M60 ve 800'den fazla M48. Ne kadar modernize edilseler de durum uçurum. Neyse ki Rusya hariç çevremizde modern tankı olan tek ordu Yunanistan. Ellerinde kabaca en az 350'den fazla dünyanın en iyi tankı kabul edilen Leopard A6 var. Ne kadarı çalışır meçhul ama gerçekten büyük bir sıkıntı. İşte Altay'ın önemi tam olarak bu noktada. Yapılmalı ve iyi bir tank olmalı ki her şeye karşı koyabilsin. Ancak söylentilere göre yapısı uyduruk bir tank veya değil. Bakalım hangisi doğru. Başlamadan önce belirteyim, realist ve objektif olmak için bütün sıkıntılarını, güzel yanlarını ortaya dökeceğiz. İki tarafı da görmeliyiz ki sonuca ulaşabilelim. Yani bunun için hainlikle suçlanmadan önce bütün videoyu izleyin derim. Başlarsak Altay tankı hakkında elimizde bilgiler mevcut. Önce zırhından kulesine bakarak girelim. Altay, makine kimyanın yapacak olduğu 120 mm L55 topunu kullanmakta. Fena değil diyelim. Şu an Leopard'larımızda bir alt versiyonu bulunmakta. Ama dünyanın da 125 mm ve 130 mm konseptine geçtiğini hatırlayalım. Ayrıca L55 hivsiz bir top, yani namlu içi dümdüz. Her türlü mühimmat ateşlemesi mümkün ama kesin değil. Tank savar için çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu konuda ortalama diyelim. Top dedik, topu koruyan kısma geçelim. Baktığımız zaman Leopard 2 A4'e benzer bir yapısı var. Bu da demek ki aynı sıkıntılar doğabilir. Bildiğimiz üzere Almanya Leopard'lardaki büyük zırh odasını kaldırdı ve yeni model çıkardı. Bu tank için şöyle sorun, tank atış yaptıktan sonra barutu tahliye eder ve o basınçla birlikte büyük bir çekilme olur. O çekilme sırasında top hedeften sapar, bunuysa kalibrasyon sistemleri çözer. Fakat büyük zırh bölümü olursa hassasiyet azalabilir. Yani Altay 4 km atışlarda ne kadar güvenilir tartışılır. Zırha büyük dedik, tek dezavantajı bu da değil, kulemizdeki diğer bir çelişki düz yapıda olması. Bu da şu anlama gelir, eğer zırh düz konumlandırılırsa delinme oranı artar. Lakin çapraz şekilde yerleştirildiği takdirde merminin sekme ve delememe ihtimali var. Dünyada artık modern tanklar arasında bu hata yapılmamakta. Bunu mühendislerimiz düşünemedi mi diyebilirsiniz. Ancak bu hatayı tankların babalarını yapan Almanya bile yaptı. Tabii şöyle bir mevzu da var, Altay'daki düz kısım gerçekten alçak, yani vurulma şansı daha az. Üstüne bor karbür zırhı da eklersek bu açık kapanabilir. Roket sana güvenimiz tam. Kulenin yan kısımları da kısmen yanal bir yapıda. Bu da Altay'ı çok amaçlı bir tank yapmakta. Hem cephede hem de Suriye'de savaşabilir. Genel anlamda zırha tekrar bakacak olursak çok kabiliyetli olduğunu görmek mümkün. Özellikle Roketsan'ın ERA zırhları tankı iyileştirmekte. Ama maalesef kule bu kadar da iyi değil. Hem de cephe tankı olduğunu varsayarsak sıkıntı denebilir. Muhtemelen başka şekillerde çözülecek. Genel olarak Altay tankı uyduruk mu dersek değil, sonuçta ilk tankımız. Başlamak için bir yerlerden destek aldık ve bunun üzerinden yapmaya çalıştık. Hataların olması normal. Hata da değil, yapılanlar kasıtlı olarak yapılmamış. Mühendislik olarak zorunda kalınmış diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Uyduruk olduğuyla ilgili suçlamalara en son bakacağız. Peki ondan önce seviyesini anlamak için Altay günümüz tanklarına göre ne durumda? Sırayla toplu olarak karşılaştıralım. Mesela Rus tarafına bakalım. Rusya Armata dışında son model olarak T-90 tankını kullanmakta. 120 mm topa sahip ve yenilediler. Lakin bunun yanında çok ince bir zırha sahip. Fakat full olarak reaktif zırhla korunmakta. Yani bir mühimmat çarptığında bloklar patlayarak etkiyi azaltır. Tabii ikinci atışa pert, çok kıvrak ama zayıf.
Altay'la karşılaştırdığımızda ikisi de farklı klasmanda. Ama illaki cevap vereceksek ilk gören kazanır diyelim. Altay yanından vurulursa imha olmama şansı da var. Sırada Altay'ın babası yani ilham alınan Kore'nin K2'si ile kıyaslayalım. K2 top ve motor performansı konusunda cidden iyi. Lakin zırh konusunda Altay'dan çok daha zayıf. Altay baştan aşağı modern zırhlar ve atış kontrol sistemleriyle yapıldı. Burada Altay daha avantajlı. Ama K2'de kolay yem olmayacaktır, Altay'a rahat hasar verebilir. Çekişmeli olur diyelim. Ancak fark ettiyseniz en büyük problem buydu. Tasarımı aldığımız yer sıkıntılı. Güney Kore son zamanlarda cephe savaşına mı girmiş yoksa terörle mi uğraşmış? Tankın tasarımını ona göre yapmışlar. Biz bunu bu coğrafyaya kaydırmayı denerken sorunların olması kaçınılmaz. Geçiyoruz son olarak Altay hakkındaki suçlamalara yani iddialara. İddialardan ilki BMC'nin zırhı eski teknolojilerle yapması ve eski tanklardan parça kullanması. Bu yüzden çok ucuz olduğu. Dostlar öncelikle Altay'ın zırhını Roketsan, aviyoniklerini Aselsan ve diğer firmalar yapmakta. Bu sebeple BMC'ye çok fazla iş düşmez genel üretim dışında. Ucuz olmasının sebebi ise aslında ucuz değil. Cumhurbaşkanı için BMC bir miktar daha indirim sunmuştu. Fakat çok da ucuz değil. Veya diğer tanklardan parça da kullanmayacak. Motorsa hiç kullanamaz çünkü Altay 65 tondan ağır olduğundan 1500 beygir motor şart. Diğer iddialardan biri ise Altay'a insansız kulesinin 2022 yıllarında üretilecek denmesi. İşte burası önemli çünkü insansız kule birçok ülkenin başarısız olduğu bir proje. Üstelik ilk tankımız. Bunu da göz önüne alarak 2030'dan önce insansız kulesi olması pek mümkün değil. En komik karalamalardan bir tanesi ise Altay tankının yerli olmaması ve birçok yabancı mühendisin çalıştığı. Şöyle diyelim, Altay zaten özgün bir tasarım değil, bunu herkes biliyor ve ufak tefek bilgileri edinilmiştir. Ama özellikle yabancılar yapacak diye bir şey yok. Kendi imkanlarımızla geliştirmeye çalışıyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz diyelim. Sonuç olarak Altay tankı sınıfının iyi tanklarından bir tanesi. Tamamen bittiğinde ilk 5 tank arasında olması mümkün. Uyduruk gibi noktalardaysa gayet yeterli. Tek sorunu K2 tankından alınmalar olduğundan beraberinden gelen sıkıntılar. Buradan alacağımız deneyimlerle bir dahaki tankımız özgün ve çok daha gelişmiş olacaktır. Ayrıca yakın zamandaki tanıtımında da gördüğümüz gibi eldeki motorlarla ilk küçük üretimler başladı. Artık gerçekten yeter, seri üretimi de başlasın diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.